This is the future. Yeni bir videodan herkese selamlar. Marmara Sıfırdan başlangıç serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi bu videomuzda Baroness Farm'ını deneyeceğiz. Baroness için hangi itemler ve hangi efsunlar geçerlidir? Bunları ufak ufak sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bu arada aynı zamanda sizlere oyuna 5 kuruş daha yatırmadan nasıl sadece emek vererek Baroness de kesilebilir bunu da göstermiş olacağım. Çünkü ben biliyorsunuz hep yatırmadan oynayan bir oyuncuyum. Bunu da sizlere paylaşmış olacağım. Bu arada oyun içerisinde kain eventi eklendi. Kain eventine özel kendi taktiklerimi paylaştığım bir video istiyorsanız hemen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla da uzatmadan videomuza geçelim. Geçerken de bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Artık 1000 abone olalım istiyorum. Her neyse videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Baroness Farm yapabilmeniz için şartlardan bir tanesi de anıt görevini tamamlamış olmanız. Anıt görevi de gayet basit bir görev. Ben şaman hesabımda yaptım. Bu hesaptakini de birlikte yapacağız. Onun öncesinde de şöyle sizlere rüzgar tılsımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu video içerisinde göstermemiştim. Artı 4 rüzgar tılsımı, 5 efsun değişmelik. Bunu 7 bona aldık. Gayet de uygun aldığımızı da düşünüyorum arkadaşlar. Yani kendimiz yapmaya kalksaydık 9 bona falan mal olacaktı. Yani öyle söyleyebilirim sizlere. Değirmenin suyu nereden geliyor peki? Elimizde biraz ay ışığı vardı. Ayrıyeten işte biraz elmasımızın altyapısı vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda basamamıştık. Ben bunu kayıt dışı yine bir şekilde antikaya geçirip onu da 2,5 bondan sattım. O şekilde 7 bonu topladık yani sizlere öyle söyleyeyim. Para nereden geldi diye de sormayın. Hemen görevimizi şöyle alalım. Örümcek zindanı diyorsunuz arkadaşlar. Görev bu. Zaten söylüyor sizlere kopyasını getir diyor. Diğerlerini tıklamanıza dahi gerek yok. Hemen örümcek katının yani örümcek zindanının 3. katına gidelim abi. Hala örümcek zindanına giderken uzun uzadıya yol yürüyen arkadaşlar varsa yürümesin abi. Bak şöyle yılan vadisine ışınlanıyorsunuz. Işınlanalım abi. Buradan ışınlandıktan sonra hemen şu portaldan geçtiğimiz gibi örümcek zindanının girişindeyiz. Bu arada bu görevi yapabilmemiz için daha doğrusu hani kata çıkabilmemiz için bir tane geçit biletini bizlere yüzbaşı veriyor arkadaşlar. Gidip ekstradan geçit bileti almayın sizlere öyle söyleyeyim. Hemen çıkalım abi şöyle. Gördüğünüz gibi örümcek zindanının girişindeyiz. Şöyle mezar taşı anıtının yanına da geldik arkadaşlar. Zaten buradan Baroness'e giriş yapılıyor biliyorsunuz. Hemen bunun kopyasını alacağım. Şöyle yazı diyeceğim arkadaşlar. Kopyasını alacağım ama hemen aşağı inmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Burada biraz kraliçe örümcek farmlayacağım. Çünkü biliyorsunuz örümcek zindanın 1. katında kraliçe örümcek bulmak bir hayli zor. Çok geçmeden ilk kraliçemizi bulduk. Gayet de güzel hasarlar vurduğumuzu söyleyebilirim. 6,5-7K civarında bir hasar vuruyoruz arkadaşlar kritikle. Ve ilkinden zehir aldık arkadaşlar. Sandık falan bayağı bir şey attı. Bir de eldiven falan takmamıştım yani. Öyle ikinci kraliçemizi de keselim abi. Bunu da kestik. Bundan zehir atmadı. Keşke eldiveni de taksaydım. Üçüncü kraliçemizi de keselim. Bunda eldiveni de taktım arkadaşlar. ETP attı. Kraliçe örümcek sandığı yine zehir atmadı ya. Şansa bak. Dördüncü kraliçemizi de yine sizlerle birlikte kesiyoruz abi. Bundan bu sefer zehir attı. Güzel. Sandığını da atmış arkadaşlar. Beşinci kraliçemizi de yine sizlerle birlikte keselim. Bundan sonrakileri kayda almayacağım. En son topladığım zehirleri falan gösteririm. Dönüştürmeye falan geçeriz. Bu arada bundan da atmadı ya. Bayağı zor atmaya başlamış. Sandıklarımızı da yine aşağı indiğimizde açarız. Zehirlerimizi düşürüp geldik arkadaşlar. Zaten yüzbaşının yanındayız görüyorsunuz. Toplamda 19 tane kraliçe örümcek kesmişiz. Hemen hemen hepsinden attı arkadaşlar. Hatta direkt hepsinden attı diyebiliriz. Fren vermedim diye de düşünüyorum şu anda. Yani boş geçmedik diye hatırlıyorum en azından. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu 19 tane sandığı açacağız. Onun dışında 9 tane de zehrimiz var. Şöyle sandıklarımızı açalım abi. Ya Allah ya Bismillah. İçerisinden yeşil iksir çıksa bizler için yeterlidir. Onun dışındakiler pek işimize yaramayabilir derken hırsın eldivenleri çıktı. 2 saatlik. Bu takıldığında çıkarılmıyor diye biliyorum. Devam edelim abi. Ne çıkıyor? Ejderha hazırları. Tecrübeler geliyor. Seriden gidelim. Soylu kadın elbisesi. Gene bir eldiven daha geldi. İyi, en azından kullanırız. Lazım oluyor abi. Son sandıklarımızdan da bir şeyler çıktı. 2 tane eldiven çıktı. Güzel, en azından emeklerimizin karşılığını aldık diyebiliriz. Zaten bizim amacımız sandık değildi. Zehirdi arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, bunlarda da bir şey yok. Tamamen çöp.
Kaydeder. İki tane eldiven halletmişiz arkadaşlar. Güzeldir. Fena değildir. Şöyle görevimizi teslim edelim. Yeni tehlike olması lazım arkadaşlar. Aferin başardın diyor. Uriel'e danış diyor arkadaşlar. Hemen Uriel'e gideceğiz şimdi. Şöyle de Uriel'in yanına geldik. Hemen tıklayalım buradan. Yeni tehlike diyoruz. Başardın diyor abi. İşte Baroness hakkında bilgiler veriyor bizlere. Ve ayrıyetten tekrardan yüzbaşına gitmemizi istiyor arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda zaten görüyoruz. Burada diyor yüzbaşıya daha gitmedim diyor. Hemen bir yüzbaşına da gidelim tekrardan. Tekrardan yüzbaşıya geldik abi. Uriel'in mektubu diyoruz. Bizlere bir mektup verdi arkadaşlar Baroness'le ilgili. Bunu yüzbaşıya teslim ettik. Bu da işte tekrardan bizlerde devasa bir örümcek olduğunu söylüyor 3. katta. Yani Baroness'ten bahsediyor dediğim gibi. Tekrardan bir bilet daha verdi bizlere arkadaşlar. Bu bilette diyor hani işte Baroness'i yenebilirsin vesaire tarzında şeyler anlatılıyor. Yüzbaşıya gittikten sonra tekrardan Uriel'e dönüyoruz. Buradan Uriel'in mektubu diyoruz ve bizlere işte anahtarla işte Baroness'e girebileceğimizi falan söylüyor arkadaşlar. Buradan da işte son olarak anahtar oluşturmanız için gereken malzemeleri söylüyor arkadaşlar. Anıt görevi için şöyle genel olarak bir tekrardan özet geçecek olursak bizler örümcek katının 3. katına gittik. Oradan anıt görevini arkadaşlar kopyasını alıp yüzbaşıya teslim ediyorsunuz. Yüzbaşıdan sonra sizleri Uriel'e yolluyor. Uriel'den de tekrardan yüzbaşıya gidiyorsunuz ve tekrardan Uriel'e geliyorsunuz. Yani Uriel ile yüzbaşı arasında böyle kısır döngü mü diyeyim artık, git gel yapıyorsunuz arkadaşlar. Anıt görevini teslim ediyorsunuz. Bu şekilde hani basit, kolay da bir görev diyebiliriz. Bunu da böyle özet geçmiş olayım. Hani bazı arkadaşlarımızın kafası karışabilir. Ekstrem bir durum yok arkadaşlar. Bunu bilmiş olun. Anahtar için malzemelerimizi ayarlayıp geldik arkadaşlar. Şöyle malzemeleri kısaca gösterecek olursak örümcek bacakları, örümceğin zehir kesesi, örümcek ağı, örümceğin yumurta kesesi ve örümcek gözleri. Tamamen malzemeler bu şekilde oluşuyor. İlk 5 tanesini deneyeceğim. 3 tane anahtar daha alsak 5 tane içerisinden bence iyidir arkadaşlar. Diğer kalan 4 taneyi de yine gireceğim saat aralığı içerisinde ayarlamayı planlıyorum. Hatta şöyle saate az olanları üste çekeyim abi. Şöyle üste çekeyim, direkt onları kullansın. Bu da 23 saat. Şunların saat süresi bir tık daha kısa aynen arkadaşlar. Direkt bunları kullansın. Denemelerimizi yapalım. Ya Allah ya Bismillah. İlkini denedik. Bir de sıfır. Kötü bir başlangıç. Haydi oğlum. Abi artık vermen lazım. Kanka bu kadar zor geçmiyordun sen. Güzel. İlk anahtarımız üçüncüde geldi. İkincisi de geldi. Bir tane daha ver kanka. Hiç yorma bizi. 3 tur atalım. Güzel be. Amacımıza ulaştık. Evet, Baroness'imizin girişine de geldik arkadaşlar. Ben farklı bir hesabımı gruba aldım. Biliyorsunuz şartlardan bir tanesi anıt görevini yapmak. İkincisi de arkadaşlar grup kurmak. Grup kurmak da bir nevi bizim işlerimize yarıyor. Nereden yarıyor diyecek olursanız da normalde biliyorsunuz Baroness'i her döndüğünüzde 1 saat bekleme süresi var. Eğer ki grup lideri değişirse bu 1 saat bekleme süresi ortadan kalkıyor arkadaşlar. Yani sürekli farklı hesaplarla girdiğinizde süre beklemiyorsunuz diye biliyorum. Şimdi ben o yüzden farklı bir hesabımı gruba aldım. Ondan sonra çıktığımda süre beklememek için şaman hesabımla gireceğim. Bakalım eğer benim tahmin ettiğim gibi ise bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Yuvaya giriş diyelim abi. Evet arkadaşlar, yuvaya girebildim ben. Gruba aldım hesapta 40 levellik hesap. Şöyle ufaktan becerilerimizi falan açalım. Kesmeye koyulalım. Bundan sonra da zaten şaman hesabımla girmeyi deneyeceğim. Bu arada yolda bir tane mavi bayrak bizim AFK bir tane hesabı kesiyordu, bizim bayrak AFK bir hesabı. Ben dedim mavi keseyim adamın AFK hesabını kesmesin diye. Ulan ne olduysa hesap serbeste kalmış. Mavi bayrakla birlikte bizim hesabı da kestik, yani bizim bayrak hesabı. Çar agresife düştü. Yani sağlık olsun, yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle petimizi vesairemizi çağıralım. Bu arada Baroness'ten konumuza geri dönelim yani. Baroness'e girebilmeniz için şurada örümcek baronu var arkadaşlar. Bu baronu kesmeniz lazım. Bu arada bu baronu kesen arkadaş çok rahat baronu de kesebilir, onu söyleyeyim. Amaç buradaki örümcek baronunu kesmek. Bu bir tık daha zor arkadaşlar bunu kesmesi. Hasarınız bayağı yüksek olması lazım. Yani benim de sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bakalım ya Allah ya Bismillah. Bu örümcek baronu kestikten sonra sizlere bir tane flüt atıyor arkadaşlar. Flüte de bastığınızda örümcek baronesi çağırmış oluyorsunuz. Yine kraliçe örümceğe vurduğumuz hasarla aynı hasarları vuruyoruz. Bakalım inşallah zorlanmadan keseriz diye ümit ediyorum şu an. Şaman hesabım da yok.
kritik vesaire de girmiyoruz abi. Şurada bir tane delicim vardı. Hemen onu basayım. Burada başka basabileceğimiz bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu şekilde de keseriz herhalde ya. Bir tık zorlayacak kim ama keseceğiz galiba. Zor da olsa şöyle örümcek baronumuzu kesiyoruz abi. Bayağı zorladı arkadaşlar bizi. Cidden yani hasarınız 4K'nın altındaysa kesemezsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Flütümüzü de aldık arkadaşlar. Şöyle bastığımızda barones gelecek. Beklemeden de hemen baronesimizi çağıralım. Burada da yapmamız gereken önce yumurtaları kesip en son baronesi keseceğiz arkadaşlar ki baronese vurduğumuz hasar artsın. Bu arada yumurtaları kestikçe baronese vurduğunuz hasar artıyor ama aynı oranda baronesinde sizlere vurduğu hasar artıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini ayrıca paylaşmış olalım. Hemen yumurtalarımızı kesmeye başlayalım abi. Arkadaşlar maalesef ilk turumuz başarısız oldu. Bunun sebebi de süre yetmedi arkadaşlar. Hani örümcek baronunu çok uzun süre içerisinde kestik. Hatta ilk başlarda hani denedim kesebiliyor muyum diye kesemedim. Marka falan bastım o şekilde kestik. Süre bayağı bir uzadı. Sonra yumurtaları keserken de oynattı arkadaşlar. Yani oranın da bir süresi var. Yanlış hatırlamıyorsam yarım saat olması lazım. Bu süre zarfı içerisinde örümcek baronu da dahilmiş. Yani ben örümcek baronundan sonra süre başlıyor diye biliyordum ama örümcek baronu da dahilmiş arkadaşlar süreye. Maalesef ilk turumuz başarısız. Başaramadık abi. En azından bizlere 120 STR veren bir şebneme ihtiyacımız var. Biraz şebnem üreteceğiz. Üreteceğimiz şebnem de biliyorsunuz STR şebnemi o yani mavi şebnem arkadaşlar. Hemen uzatmadan şöyle üretimlerimize geçelim abi. Evet yanlışlıkla sayfayı kapattık. Şöyle hemen sim suyumuzu da üretelim. 200'lü olarak aşağı iniyoruz abi. Burada zin suyumuzu üretiyoruz. En son da mavi şebnemimize geliyoruz. Mavi şebnem. Mavi şebneme niye gelemedik abi? Biz çünkü boş şey almamışız. Bir 100 tane hemen boş şey alayım arkadaşlar. Şöyle boş şeylerimizi de aldık. Denemelerimizi gerçekleştirelim. Onarlı olarak deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü 120 STR verme olasılığı bir tık artacak. Yallah bismillah deneyelim abi. Bir tanesi 20'li olarak geldi. 40'lı mı geldi bir tanesi? Pek ümidim yok ama hemen bakıyorum. 70 STR 50 STR çöp abi. 50 STR 50 STR 70 STR. Vallahi bak hazır alacaktım. Dedim ki hani baktım böyle hazırların fiyatlarına cidden çok pahalıydı arkadaşlar. Ondan dolayı da mecburen hani kendim yapayım dedim. Onda da durumlar bu şekilde oldu. Pazarda en uygun 120 STR 10 dakikalık 60 m buldum arkadaşlar. Diğerlerine göre kat kat uygun yani öyle söyleyeyim. Cidden 120 STR 10 dakikalar çok zor geliyor. Öte yandan fiyatları bir bona kadar koymuşlar. Bunu bu şekilde çekeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. En azından idareli kullanacağız. Bu seferlik bu şekilde takılacağız. Birden de delici şebnemi çekeceğim. Şöyle 15 delicili 34 tanesi 5 m'den buldum. Bence gayet uygun bu. 15 delici de zor geliyor yani öyle kolay gelen bir şey değil. Tekrardan örümcek baronunun yanındayız. Bu sefer vurduğumuz hasar hemen hemen 8,5-9K'ları görüyoruz arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Bu sefer bizleri fazla zorlamayacak. Fazla da vakit kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Şöyle de son yumurtamızı da kesiyoruz arkadaşlar. Bu arada bayağı hızlı kestik. Yani 10 dakikalık şebnemin süresi daha yeni bitti sizlere öyle söyleyeyim. Evet final kısmındayız abi. Ateşimiz az olduğu için slotlar bir tık fazla vuruyor bizlere. Önemli değil yaşamımız var. Bol bol yaşam basarız. Şöyle o değil abi şey de çok fazla vuruyor ya. Ama biz Baroness'e ne kadar vuruyoruz? Abi 67K'ları görüyoruz şu anda. 69K'ları gördüm. Dur, eldiveni takmadık. Abi eldiveni tak, eldiveni tak abi, eldiveni tak. Eldiveni tak. Şöyle kesiyoruz abi Baroness'imizi. Lan herkes son anda tekledi ya. Abi şaka gibi ya. Eldiven takacağız diye öldük. Şöyle de Baroness'imizi kestik abi. Bakalım neler atmış. Bol bol geçit bileti istiyorum ama sanırım kayda değer düzgün bir şey atmamış gibi. Bir tane ışınlanma yüzüğü var. Abi cidden çok fazla öldük ya. Onun etkisi büyük ihtimalle de. Çünkü düşürme drop'umuz falan fena değildi. Bir tane ışınlanma yüzüğü görüyorum hani başka bir şey yok gibi. Kötü oldu, cidden kötü oldu arkadaşlar. Artık diğer turlara şansımızı deneyeceğiz. Yüzük nereye gitti? Şöyle yüzüğümüzü de alalım. Abi yine yumurtalarımızı temizledik. Baroness'te baş başayız abi. Ateşimiz olmadığı için örümcekler yine bize bir tık fazla vurabilir. Onları şöyle aradan çekelim. Onları kestik abi. Şimdi Baroness'e geldik.
Barnes'e bir tık az vuruyoruz. Bunun sebebi de bir tane yumurta bıraktım bu sefer. Tek yememek amacımız. Sizler de hani bir tane yumurta bırakabilirsiniz. Hepsini kesmeseniz de olur. Bunu da ayrıca buradan belirtelim abi. Havayı yaksam mı yakmasam mı kararsızım ama yakalım. Yakalım, yaşam basarız. Abi yine de bayağı vuruyor. Şöyle hemen eldivenimizi takalım. Gel abi. Yüzüğü çıkarma. Şöyle yüzüğü tak. Ya Allah ya Bismillah. Abi düzgün şeyler at artık yani. Geçit biletini istiyoruz. Şu anki piyasası 20M yani gayet güzel bir piyasası var. Önceden ben Emrah kardeşimle giriyordum. Buradan kendisine de selamlar, sevgiler diyelim. En azından bir 3 tane bilet çok rahat atıyordu arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Abi yaşamımız da bitmiş, sonuncusunu basmışım. Haydi oğlum. Başka yaşamımız yok, yorma bizi. Ya Allah ya Bismillah. Haydi haydi öl artık. Kestik abi tekrardan. Neler geliyor, neler geliyor hemen bakalım. Yine ışınlanma yüzüğü var. Hazine perşemeni geçit bileti. Bak bir tane bilet gelmiş abi bu sefer. Zehir kılıçları falan var. Şaman hesabımızı hemen toplayalım süresi geçmeden. Bir tane bilet, bir tane de yüzük atmış. Yani düşürme durumumuz bayağı yüksek ama yine de şansımız yok arkadaşlar. Ufaktan videomuzun da sonuna doğru gelelim. Umarım ilginizi çeken güzel bir video olmuştur. Ben çekerken gayet keyif aldım. Zaten videonun başında da belirttiğim gibi. Işınlanma yüzüğü ve geçiş bileti oyun içerisinde sürekli lazım olan ürünler. Ve bunu farm sırasında elde ettiğiniz zaman insanı ister istemez mutlu ediyor. Ama bizim bugün şansımız yoktu arkadaşlar. Zaten gördünüz. İlk turdan bir ışınlanma yüzüğü, ikinci turdan da bir ışınlanma yüzüğü, bir de bilet aldık. Yani 3 tane bilet de alabiliyorduk, 2 tane de yüzük de alabiliyorduk ama şansımız yoktu diyelim. Zaten ilk girdiğimiz turda başarısız olduk. Sonradan biraz takviyeler vesaireler derken durumu hallettik, toparladık diyebiliriz. En azından bilgilendirici güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız çıkarken bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. İnşallah sizlerin desteğiyle de 1000 aboneye ulaşacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.